Arkadaşlar bugün sizinle birlikte çizgi çalışması yapacağız. Hazırsak başlayalım. Çizgi çalışmasına dikkat etmemiz gereken önemli noktalarımız var. Bizim burada iki tane salyangozumuz var. Salyangozumuzun bir tanesinde dıştan içe doğru çizgi çalışmamızı tamamlamamızı istemiş. Diğerinde ise içten dışa doğru arkadaşlar bakın. Noktaları takip ederek çizgi çalışmamızı tamamlayabiliriz. Ben de size buradaki çizgi çalışmalarından göstereceğim. Çizgi çalışmasında dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi elimiz çalışmamızın alt kısmında olmalı. Yani yukarısında olmamalı. İlk önce dıştan içe doğru olanı göstereyim ben size. Bakın dıştan içe doğru elim aşağıda tabii ki. Gözlerimle birlikte noktaları takip ederek dikkatli bir şekilde dıştan içe doğru çizgi çalışmamı tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın gözlerimle noktaları takip etmeliyim ki çizginin dışına taşırmayayım. Bakın dıştan içe doğru. Şimdi içten dışa doğru bir tane de yapacağım. İçten başladım. Bakın arkadaşlar. Kalemi de düzgün tutmalıyız ki parmaklarımız zorlanmasın. Ne çok yukarıdan ne de çok aşağıdan tutmamalıyız. Kalemi tutmaya da dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bakın bu da içten dışa doğru olan çizgi çalışması. Şimdi bir tane daha örnek vereceğim. Benim burada kurdelem var. Yine kurdelemle birlikte. Bakın içten başlattım. İple de yapabilirsiniz arkadaşlar. Dışa doğru. Bakın içten dışa doğru gidiyorum. İçten dışa doğru. Hop, bakın. Sizler de iple birlikte de kurdeleyle birlikte de bu çalışmayı yapabilirsiniz. İçten dışa doğru arkadaşlar bakın. Bu şekilde bir çalışma yapabilirsiniz. Bir de dıştan içe doğru yapalım. Evet, bu şekilde olsun, bu şekilde başlamış olsun. Bakın arkadaşlar, içine doğru yapmaya çalışıyorum şimdi. Bakın, içe doğru. Yine dikkat etmeliyiz sadece. Dikkat ettiğimiz zaman çok rahatlıkla bu etkinliği iple de kurdeleyle de yapabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar. Kolay gelsin, görüşmek üzere, hoşça kalın.